Selamun aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti üzerimize olsun. Videoya başlamadan önce yine aynı uyarı yapmak istiyorum. Lütfen yorumlar kısmına birbirimize küfretmeden yorum yapalım. Gaza gelip birbirimizin nefsini körüklemeyelim. Lütfen kul hakkıdır. Allah'tan korkmak lazım. Evet, 4 tane telefonumuzla video kaydına başladık. Şu an Full HD 30 FPS video kaydındayız. Şu an kadraj olarak en geniş kadraj LG'de ve Xiaomi'de var. Ama ne yazık ki şu an Xiaomi'de şöyle bir durum oldu. Selfie çubuğumuzun tam böyle köşesine geldi kamera. Aslında öyle ayarlamamıştık. Kameranın çıkıntı olduğu için kamera çıktığı zaman tam selfie çubuğunun bakın tam şu noktaya geldi. Ne yazık ki bu biraz beni üzdü. Fakat kamerayı daha iyi oturtamıyorum. Diğer kamerayı oraya koysam onun da selfie çubuğu gene o kameranın tam olduğu yere denk gelecek. O yüzden şu an için kaydı böyle yapıyorum. Yapacak bir şey yok. Ama şöyle söyleyeyim. Görüntü olarak ekranlarda görüntü olarak OnePlus çok güzel gözüküyor. Hani ekran görüntüsü çok güzel. Bir de biraz zoomlu çekiyor. Dediğim gibi kadraj şu an Xiaomi'nin ve LG'nin kadrajı çok geniş. Hani Nokia'dan hiç bahsetmiyorum. Nokia gerçekten kadrajı bir saniye. Kadrajı yok. Kadrajı OnePlus'ta aynı ama görüntü çok koyu. Yani aşırı koyu. Yani nasıl söyleyeyim? Keşke şu an benim elimde bir kamera olsaydı şu an bunları çekseydim. Çünkü Nokia 9 Purview'un ekranındaki görüntüyle OnePlus 7 Pro'nun ekranındaki görüntü arasında dağlar var. Hani şu görüntüyü görenler bu telefonun ikisi de aynı fiyat olsa kesinlikle Nokia 9'u almaz. Hemen hemen eler. O derece fark var görüntü kalitesinde. Ha tabii ki video nasıldır? Videoyu attığımız zaman yan yana izlerken belki de aynı kalitede çekiyordur. Ama bu ekran yüzünden kötü bir durum olur. Nokia 9 Purview için. Kötü bir ekran yok Nokia 9 Purview'de ama böyle bir durum var. Ters ışıkta nasıl gözüküyorum acaba? Şu an arkamda güneş var. Ve ben simsiyah oldum. Ama Xiaomi'de iyiyim. Yani Xiaomi'de hala ben en net gözükenim. Ooo, güneş deli. Arkadaki amdayla da aynı tişörtü giymişiz ha. Evet, durumu. Peki titreşim engelleme nasıldır acaba? Titreşim engellemeye bakalım. Mesela şöyle bir deneme yapalım. 3, 2, 1. Evet. En az titreyen şu an Nokia gözüküyor. Enteresan, hiç titremiyor. Kazık gibi, çakılmış gibi görüntü hiç titremiyor. Acaba kaydı da gerçekten böyle mi yapıyor? Yani hiç titremedi. Yani OnePlus'ta Xiaomi bayağı titriyor. LG de titriyor. Ama Nokia'da öyle bir titreme göremedim. Tabii şu an OnePlus'ta Xiaomi de titriyor ama belki de titremeden kaydediyordur. Onu da bakacağız artık. 4 tane cihazımızla aynı anda video kaydı yapıyoruz ama aynı anda yayınlayamayabilirim. Bakalım hayırlısı diyelim. Ne gösterecek montaj sırasında durum? Bakacağız. Durum bu. Umarım yardımcı bir video olmuştur. Kadrajları tam oturtamadık, kusura bakmayın. Hani biraz değişik bir kadrajlama oldu. Hani bu seferlik böyle olsun. Özellikle Xiaomi için kötü oldu bu durum. Yapacak bir şey yok. Böyle ayarladık. Böyle kayda başladık. Geriye de dönüş yapamadık. Yalnız güneş var ya, güneş çok deli. Şuraya geçelim. Evet. Burada veda edelim sizlere. Dediğim gibi lütfen yorumlar kısmına birbirimize küfretmeden yorum yapalım. Herkesin telefonu kendine göre güzeldir. Herkes kendi telefonu hakkındaki iyi şeyleri yazsın. Diğer telefon hakkında beğenmediği bir şey varsa da bunu eleştirsin. Ama bildiğimizi küfretmeden yapalım bunu. Allah'tan korkmak lazım. Kul hakkıdır. Bu hak bir gün ödenir. Umarım yardımcı bir içerik olmuştur. Allah'a emanet olun. Bakü'den selamlar. Hoşça kalın.